Merhaba arkadaşlar, yeni bir zindandayız. Fog Rift Catacombs diye bir zindan. Bu zindanda Ashes var, Incantations, önemli şeylerin yerlerini göstererek boss'a doğru gideceğim. Tam çözüm değil, lootları gezerek siz de toplayabilirsiniz. Ben Ashes vardı, şeydi, onları ayrı ayrı yüklerim artık. Ya keserek ya birleştirerek bilmiyorum. Fog Rift Catacombs. Buraya Castle Ancestors'ten kalenin önünden şu soldan buradan yukarı devam ederek ulaşabilirsiniz. Asansörle indiğinizde burası başlangıç noktası. Buradan devam ediyoruz. Sol yapıyoruz. Yukarıdan şeyler iniyor. Dikkatli olun. Elemanlar var. Bunlar geliyor. Uzaktan edenler, ateş edenler, şey yapanlar. Yanınızda bir uzağa ateş edecek şeyler olsun. Çünkü buraya geldiğinizde mesela şu sağa döndüğünüzde köprünün üstünde bir büyücü oluyor. Onu hani eğer uzağa atan bir şeyiniz yoksa indiremiyorsunuz. Kaçmanız gerekecek. Buradan düz devam ediyorsunuz. Sola dönüyorsunuz. Burada da yukarıda bir şu var. Ağzından ateş atan. Buradan sola dönüyorsunuz incantations için. Bunu bekliyoruz. Bu aşağı iniyor arkadaşlar. Bir daha indiğinde üstüne zıplayın. Orada gene ağzına ateşi var. Soldan içeri. Soldan içeri girdiğinizde bu alana geliyorsunuz. Tekrar sol yapıyorsunuz zaten. Başka yol yok. Demin dedim ya büyücü var diye. Orası burası. Buradan yukarı. Burada da şeyler var, elemanlar var. Hatta bir tanesi kalkanlı vesaire. Burada önce onu almaya gitmeyin çünkü kalkanlı orada eğer kapışmak istemiyorsanız. Sağa doğru geliyorsunuz bu kısma. Bu indiğinde yukarı üstüne zıplayıp karşıya koşturuyorsunuz. Bu kısma. Buradan tekrar sol. Düz devam ettiğinizde Black Knight Commander Andreas eşisi burada bulabilirsiniz. Lokasyonu bu şekilde. Buradan sağa dönüp devam ediyoruz. Şimdi sırada Incantations vardı galiba. Buradan aşağı atlıyoruz. Dediğim gibi öldürmediyseniz Commander burada var. Burada Great Cleaver. Geldiğimiz yoldan geri. Büyücü var demiştik. Büyücünün olduğu yere geri döndük. Buradan sağdan düz devam ediyoruz. Demin sol yaptığımız yerde şimdi sağ yapıyoruz. Bu elemanın içinden çıkıyor. Bunlar droplar. Bunu öldürmemişim ya. Ama ben bu odaya girmemişim. Aa. Allah Allah. Hepsini öldürdüm zannediyordum. Sürpriz oldu. Cookbook var. Tam yok kafam karıştı. Buradan tekrar sola dönüyoruz. Sağda cookbook var. Buradan geldik. Tekrar sola dönüyoruz. Burada bu sefer şeyin üstüne atlamıyoruz. Aşağı atlıyoruz. Hemen geri dönün. Şeye yakalanmayın. Şuna. Ondan sonra direkt karşıya. Zaten başka yol yok. Buradan asansörle aşağı. Şimdi incantation'a gidiyoruz. Bu arada elemanlar vesaireler var arkadaşlar. Hani hepsini öldürdüm. O yüzden siz görmüyorsunuz. Burada bu arkadaş var. Altta bir tane daha var. Burada hatta bunun altında da bir tane daha var. Burada şu flogramları kullanıyorsanız. Bak bunu almadığım için burayı. Oraya da uğramamışım. Onları toplayabilirsiniz. Merdivenden indiniz. Tam karşıda büyücü var. Dikkat edin. Soldan devam.
Karşıda büyücü var. Şu an ölü. Burada da yukarıdan inen şey var arkadaşlar. Şu çizgiyi geçince başlıyor. Burada ikinci soldan bir değil, ikinci şu ışıklı yerden aşağı. Işıkları öldürmüş müydüm ben? Şurada bir büyücü var. Değil mi? Tamam, büyücü var. Burada da şunlardan var, elemanlardan vesaire. Tekrar sol yapıyorsunuz, sol sol. Burada gene iki tane büyücü var arkadaşlar. Bir tane de şey var. Bu ortada ölü adamın üstünde Electro Charge Incantation'ı yer alıyor. Sağda da gözüküyor. Tamam, ben almadığım için daha demin doğal olarak bunlara yakalanmamıştım. Electro Charge Incantation'ı burada. Sonra geri dönüyoruz. Soldan merdivenimiz mevcut. Gelmişken bunları da toplayayım dedim. Madem öldürdük o kadar. Buradan düz devam. Tekrar sol. Nereye geldiğimizi şöyle göstereyim. Merdivenden inmiştik. Sol yapmıştık. Büyücü var demiştim şurada. Tekrar aynı noktaya geldik. Şu üste çıktık yani. Soldan devam. Özetle buraya geri döndük. O deliğin içine atlayıp. Şimdi düz karşıya gideceğiz. Elemanlar mevcut. Lavuk büyü atıyor. Bunlar ok falan atıyor. Her şey var. Buraya geldiğinizde bu mezarın üstünde Shadowrim burada değildi zaten. Burada bir bukta mı kalıyor, bir şey oluyor ama anlamadım. Bunun içine atlayamıyorum. Garip bir şekilde oraya zıplamamız lazım. Demin de atlarken zorlandım. Ha. Şaka gibi. Demin de bir 5-6 kez denedim. Ya benim oyunda bir sıkıntı var. Ha, koşarak zıpladım. Şimdi oldu. Bununla aşağı iniyor. Yukarı çıktığında sandık burada yer alıyor arkadaşlar. Sandığın içinde de Ash of War Blink Bolt yer alıyor. Önemli nesneleri alacağım demiştim. Bunun yakına geldiğinizde bu hareket etmeye başlıyor. Aşağı indiğinde üstüne zıplayabilirsiniz. Düz devam edin. Sağdan içeri. Burada da Examine Altar, Raise Stone Sheathed Sword'u kadar. Bendeki bir kılıcı karanlık kılıcına dönüştürdüm. Özetle. O kılıç yoksa size Stone kılıcını veriyor galiba. O şekilde olabilir arkadaşlar. Bir questline'la alakalı bir durum olabilir. Eğer kılıç varsa karanlık kılıcına dönüştürüyor. Yoksa o taş kılıcı veriyor diye biliyorum. Burada aldıktan sonra da tekrar merdivenden aşağı artık boss'a doğru gidiş başlıyor. Buradan tek bir nokta var zaten. Buradan aşağı tekrar o şeylerin başladığı yere. Bunlar bir daha indiğinde karşıya koşuyoruz. Aa, şey vardı. Unuttum. Burada da o atla inen arkadaş var. Son anda aklıma geldi. Direkt karşıya. Buradan asansörle aşağı, zaten aşağısı da boss yeri arkadaşlar. Tam çözüm diye kaydımızı ekledim ya. Daha boss'a giriş yapayım. Normalde boss savaşlarını kaydetmiyorum ama.
Neyse, burada bırakalım. Çözüm burada arkadaşlar. Boss'u öldürdüğünüzde de yani ne vereceğini bilmiyorum. Onu da ayrı bir şekilde kayıt altına alırım. Ya da bir deneyelim. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Oba. Hop, gücünü fulledi. Şakala bak.